şu anda Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediyor ki her yer şu anda toz pembe değil. Onların da kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Erdoğan ne demek istiyor? Yani şöyle sorayım arkadaşlar. Erdoğan'ı dinlediniz. Erdoğan Edirne'deki olarak kastettiği Demirtaş'ı kime şikayet ediyor? İmralı'da. Yani Erdoğan siyasi olarak aslında denge olan Demirtaş'ı değil de İmralı'da tutuklu bulunan örgütün lideri, yani PKK terör örgütünün kurucu lideri, eli kanlı teröristi muhatap alarak Demirtaş'ı İmralı'ya şikayet ediyor. Şimdi dünkü videoda biraz söz etmiştim arkadaşlar. Erdoğan daha önce APO'nun yazdığı bir mektubu, sadece Erdoğan değil, aynı zamanda Bahçeli de desteklemişti. Şimdi ikinci bir mektuptan söz ediliyor arkadaşlar. Yani APO'nun yeni bir mektup yazacağı, bakın ben bundan söz etmiyorum. Bu AK Parti kulislerinde, AKP kulislerinde dolaşan bir söz, bir söylenti, bir konuşma, bir kulis bilgisi. Ben söylemiyorum. Bununla ilgili birçok yazar çıktı, bir şeyler söyledi. Ruşen Çakır söyledi, Ahmet Bozkurt söyledi, Cevheri Güven söyledi. Yani birileri bununla ilgili söyledi. Demek ki gerçekten APO'nun ikinci bir mektup yazabileceği konuşuluyor. Herkes ama şunu söylüyor. Eğer APO Millet İttifakı'na karşı, yani Cumhur İttifakı'nı destekleyen bir mektup yazarsa ters tepebilir diye konuşuluyor. Peki ya ilk mektup ters tepmişti? Ya bu sefer, bu defa Erdoğan ve AK Parti APO'dan Millet İttifakı'nı destekleyen bir mektup yazmasını isterse, taktik gereği, yani şöyle diyecekler: APO Kürtlere seslenecek, bu sefer diyecek ki Cumhur İttifakı'na oy vermeyin, Millet İttifakı'na oy verin ya da destekleyin imasında bulunursa, bunu demek isterse ne olur dersiniz? Olmaz demeyin. Bakın şu anda her şeyi yapabilecek, her şeye sarılabilecek, oylarını arttırmak için, koltuğu kaybetmemek için her şeyi yapmaya muktedir bir kudret, bir güç var Recep Tayyip Erdoğan. Ve APO'dan böyle bir şey isteseler, ya da istemelerine gerek yok, APO'dan böyle bir mektup geldi diyerekten APO'nun bunu yalanlama ya da buna itiraz etme imkanı olacak mı? Hayır. Zaten Erdoğan'ın ve AK Parti'nin her istediğini yapıyor kendisi. Çıkıp böyle bir mektup yazıp, yani Kürtlere seslenerek, Kürt halkına seslenerek dese, bu sefer Millet İttifakı'nı destekleyin dese, düşünebiliyor musunuz yandaş medyanın, Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin Millet İttifakı'na saldıracağı anları, yapacakları trollerin harekete geçmesiyle neler olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Çünkü Erdoğan şu anda her şeyi yapmaya hazır, iktidarı ve seçimi kaybetmemek için arkadaşlar. Birçok A, B, C, G, yumuşak G, Z'ye kadar birçok planı olduğunu düşünüyorum ve bu planları derken koltuğu kaybetmemek için APO'dan böyle bir ricada bulunmaz diyemiyorum. Siz diyebiliyor musunuz arkadaşlar? Ama şöyle bir soru var arkadaşlar. Şu soruyu sormamız lazım. Hem AK Partililer hem de Kürt halkı, Kürt seçmen şunu soracak kendisine. AK Parti APO'dan medet umuyorsa, bakın Edirne'deki cezaevinde bulunan, sırf seni başkan yaptırmayacağız dediği için ve aynı zamanda yıldızı parlayarak APO'yu gölgede bıraktığı için Selahattin Demirtaş içeride. Selahattin Demirtaş çıkıyor, diyor ki ben diyor adalete hesap veririm, korkmam, ama sen nasıl verirsin, bırak İmralı'yı demeye getiriyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan siyasetçi Selahattin Demirtaş'ı değil de bebek katili namıyla anılan Abdullah Öcalan'ı muhatap alıyor. AK Partili, MHP'li kardeşim, bu durum seni rahatsız etmiyor mu ya? Ya Recep Tayyip Erdoğan APO'yu muhatap alıyor, APO'yu, bir teröristi. Ama Selahattin Demirtaş bir siyasetçi ve Selahattin Demirtaş içeride. Abdullah Öcalan da içeride. Ama Abdullah Öcalan'ı muhatap alıyor Recep Tayyip Erdoğan. Peki Kürt halkı kimi muhatap alıyor dersiniz? Hı? Yerel seçimlerden önce APO'yu değil de Selahattin Demirtaş'ı muhatap almıştı. Bu durumda bugün benzer bir şey olursa ya da tam tersi olursa kimi muhatap alacak dersiniz? Hı? İşte burada taktik değiştirecek bir durum var arkadaşlar. Her şeyi yapmaya, her şeyi göze almaya hazır bir iktidar, bir siyasetçi var Recep Tayyip Erdoğan. O yüzden Abdullah Öcalan'dan bu sefer Millet İttifakı'nı desteklediklerini ima eden bir mektup gelirse, açıkçası ben şaşırmam, sen de şaşırma, olur mu?
Troller yine revaçta arkadaşlar, troller. Önce Tarkan'a saldırdılar, sonra Sezen Aksu'ya saldırdılar. Şimdi Mustafa Sandal'a saldırmaya başladılar. Hashtag açmışlar. Kendine gel, haddini bil Sezen Aksu, haddini bil Mustafa Sandal. Ve tabii hemen karşısına önce Tarkan'a haddini bildirmişlerdi bu troller. Fakat ne oldu? Neden Sezen Aksu'ya saldırdılar? İsterseniz Sezen Aksu ile ilgili arkadaşlar bir video izletmek istiyorum size. Sezen Aksu bir şarkı yapmış, bir dinleyelim. Ne diyor Sezen Aksu? Selam söyle cahil Adem'le Havva'ya ya da Havva ile Adem'e. Tabi hemen muhafazakar kesim hareketlendi. Troller harekete geçti. Haddini bil Sezen Aksu. Hemen akabinde Mustafa Sandal Sezen Aksu'yu destekleyen ve Tarkan'ı da aynı zamanda destekleyen paylaşımlar yapınca bu sefer haddini bil Mustafa Sandal tweetleri atılmaya başlandı. Arkadaşlar şarkıda ne diyor? Selam söyleyin cahil Havva ile Adem. Adem ile Havva, Havva ile Adem kutsal kitaplarda geçen, sadece Kur'an'da değil, Tevrat'ta ve aynı zamanda İncil'de de geçen iki peygamber olduğunu ya da ilk insan olarak öyle değerlendirelim, o ilk insanlar olarak kabul edilen, gerçekten yaşayıp yaşamadıklarına dair hiçbir somut arkeolojik veri bulunmayan iki isim Adem ve Havva. Ama bunu Türkiye'deki Müslümanlar Kur'an'a ve dine ve İslam'a hakaret olarak algılıyorlar. Cahil demek birine hakaret midir? Ya sen ne kadar cahil adamsın ya. Hakaret midir? Cahillik bir durum saptamasıdır arkadaşlar. Yaşayıp yaşamadıkları kesinlikle bilinmeyen, sadece kutsal kitaplarda simgesel olarak anlatılan iki isimden, iki kişiden öyle söyleyeyim, varlar mı yoklar mı, kutsal kitaplarda var oldukları söyleniyor. Peki insanlık tarihi, yani insanlık tarihi derken ilkel çağlarda mağara devrinden bugüne gelen insanlık tarihinin yaklaşık 150-200 hatta 250-300 bin yıl olduğu söyleniyor. Ama medeniyetin Göbekli Tepe'deki kalıntılardan biliyoruz 12 bin yıl öncesine dayanıyor milattan önce. 12 bin yıl önce, yani günümüzden, öyle diyeyim, milattan değil de günümüzden 12 bin yıl öncesine dayanıyor arkadaşlar. Peki 12 bin yıl önce Adem ile Havva'nın hangi yıllarda yaşadığını tasavvur edebiliyor musunuz? Gerçekten Adem ile Havva diye iki karakter, iki insan yaşadı mı? Bunlar gerçekten ilk insan mıydı? Gerçekten kutsal kitaplarda anlatıldığı gibi çamurdan ve topraktan mı yaratıldı bu insanlar? Yoksa bunlar simgesel birer anlatım mı? Bazı din bilimcileri, bunların arasında aklı başında insanlar da var, aslında Adem ile Havva'nın simgesel birer varlık oldukları, isim oldukları, varlık değil de isim oldukları kutsal kitaplarda da bu şekilde yer aldığı söyleniyor. Ama bunu dine hakaret, dine saygısızlık olarak algılamak cahilliğin katmerli hali arkadaşlar. Bakın, birine cahil demek günah değil, suç değil, hakaret hiç değil. Dediğim gibi sen bana cahil diyebilirsin, ben sana cahil diyebilirim. Ama diyeceksin ki ya onlar Kur'an'da geçen iki kutsal isim. Ya kardeşim, var olup olmadıkları, yaşayıp yaşamadıkları belli değil. Belli değil. Adem, Havva gerçekten yaşadı mı? Dediğim gibi 250-300 bin küsür yıla dayanıyor insanlık düşünebilen, alet edevat yapabilen insanın geçmişi. Arkeolojik kalıntılardan bunlar çıkmış. 300 bin yıl önce yaratıcı, yüce Rabbim çamurdan yarattı diyelim bunları. Ya Allah heykeltıraş mı? Çamurdan bunları yaratıyor. Heykeltıraş mı söz ediyorsunuz? Bir heykeltıraştan mı söz ediyorsunuz? Yoksa alemleri, evreni yaratan mutlak bir güçten mi söz ediyoruz? Allah'ı niye bir heykeltıraş mertebesine indirgiyorsunuz ki? Evreni yaratmış mutlak bir güçten söz ediyoruz arkadaşlar. Bırakın bunları. Türkiye'nin çok daha önemli sorunları var arkadaşlar. Çok daha önemli, çok daha mühim, düzelmesi gereken sorunlar var. Doğalgaz faturaları, elektrik faturaları, akaryakıta gelen zam, doların yükselip düşmesi, ekonomimiz, cebimizdeki para. Bakın şurada 3-5 kuruş param var. Bu eridi, bitti. Bitti arkadaşlar, bitti. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Troller, troliçeler. Size soruyorum, troller ve troliçeler. Saldırıyorsunuz Tarkan'a, Sezen Aksu'ya, Mustafa Sandal'a.
Ama bunlar duyarlı sanatçılar derken tabii Sezen Aksu ile ilgili hemen bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Sezen Aksu'nun yetmez ama evetçi olduğunu ve bugün yaşadığı bu trollerin ve trolliçelerin saldırısını birilerinin hak ettiğini söylüyor Sezen Aksu için. Çünkü vakti zamanında hem iktidarı hem de Erdoğan'ı çok ciddi anlamda desteklemiş ve yetmez ama evetçilerden biri yer alarak, zannedersem emin değilim ama belki de akil insanlar arasında var mıydı yok muydu çok emin değilim. Neyse var ya da yok ama bugün troll ve trolliçelerin saldırısına uğramış durumda. Bunlar duyarlı sanatçılar kategorisine değerlendiriyoruz. Ve bir de Türkiye'deki gerçeklikten kopmuş, Türkiye'nin gerçeklerini umursamayan sözde sanatçılar var. Mesela Beren Saat, Kenan Doğulu arkadaşlar. Beren Saat'in transparan kıyafeti haber olmuş. Nereye gidiyorlarmış? Kenan Doğulu'nun abisinin doğum günü partisine. Bir parti düzenliyorlar. Düzenleyebilirler. Sorun değil. Ama bunu haber olarak duyurmak ya da haber olarak bu şekilde yansıması çok ayıp. İnsanlar ekmek bulamıyorlar. İnsanlar çöpten ekmek alıyorlar. Dolar ne hale gelmiş, döviz ne hale gelmiş, akaryakıt yükselmiş. Kenan Doğulu'nun, Beren Saat'in abisinin, neydi abisi, müzisyen, o da ismi aklıma gelmedi şu anda. Abisinin hiç mi umurunda değil Türkiye'nin bu gidişatı? İster istemez insan soruyor arkadaşlar. Tarkan da sanatçı, Kenan Doğulu da, Beren Saat da sözde sanatçı. Nasıl değerlendireceğiz? Soru bu arkadaşlar. Nasıl değerlendireceğiz? Seçimler geliyor. İyi düşüneceksiniz kardeşim. Kim sanatçı, kim değil. İyi düşüneceksiniz kardeşim. Bu ülkenin çıkarını, menfaatini kim düşünüyor? Recep Tayyip Erdoğan mı? Yoksa şöyle söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kenara bırakarak Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Cumhur İttifakı koltuğu kaybetmemek için her şeyi yapıyor ki Abdullah Öcalan'dan bile medet umuyor. Millet İttifakı ise... Say ya, Millet İttifakı ne yapıyor ya? Nasıl bir umutsuzluk değil mi arkadaşlar? Birden duruyorum böyle. Cumhur İttifakı neler yapıyor? Görüyorsunuz, kabulü onayladığım için söylemiyorum ha. Neler yapıyor koltuğu kaybetmemek için? Her şeyi yapıyor. Cumhur İttifakı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu dediklerine bakın, şu yaptıklarına bakın arkadaşlar ya. Gerçekten umutlarımız birden böyle gidiyor, sönüyor. Umutsuz olmamak lazım diyorum ama yani Millet İttifakı'nın bugün bulunduğu noktada Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın tamam seçime gidiyoruz dese adayınız kim abi sizin ya? Kim adayınız kim? Allah vermeye de Ekmelettin vakasını bir daha yaşamayalım arkadaşlar. Neyse bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.